Barkopos'ta toplu işlemleri göstermek istiyorum. Burada amacımız birden fazla yapacağımız işlemi tek bir işlemle bitirmek. Geliyorum stok bölümüne. Örneğin ekranda duran ürünlerin tamamının markası boş. Hepsinin markasını değiştirmek istiyorum. Toplu işlemlere gelip marka bölümünden markasını tazga yaparsam ve tamam dersem, güncele dediğimde şu an ekrandaki görünen 14 ürünün tamamının markası tazga olmuş oldu. Ancak belli bir kısmını değiştirmiş olabiliriz. Tamamını değil. Geliyorum, istediğim ürünleri kontrola basarak seçiyorum. Örneğin şu ürünleri sadece ekranda bırakmak istiyorum. Menüden filtreleme bölümüne geliyorum. Buradan diyorum ki bana seçtiğim ürünleri bırak, geri kalanı kaldır. Şimdi onları bıraktı. Burada diyorum ki toplu işlemlerden bu ürünlerin markasını veya ana grubunu ABC yapalım. Yaptım. Tamam, bu ürünlerin ana grubunu ABC yaptım ama markasını da başka bir marka yapalım. Jetwim yapalım. Şimdi bitir dediğimizde bizim ürünlerimizin bir kısmı tazga, bir kısmı Jetwim olarak karşımıza geldi. Biz şimdi fiyat değişikliği ile ilgili bir toplu işlem yapalım. Menüden toplu işlemlere geliyorum. Diyorum ki benim satış fiyatıma %20 koy. Şimdi tamam dediğimde benim eğer aşağıdaki hata kayıtları tamamen yapıldı dedi. Ekrandaki fiyatlara dikkat edin. Buradaki fiyatlar %20 artmış olacaktır. Çıktım. Bakın 91 olan 109.20 oldu. %20 fiyat artmış oldu. Yine bu işlemi alış fiyatında da yapabilirsiniz. Bütün işlemlerinizde bunu yapabilirsiniz. Yani ekrana açık olan tüm sayısal veya sayısal olmayan kolonlarda bu işlemi yapabilirsiniz. Hepsinin KDV oranı değişti diyelim. Hepsinin KDV oranı %10 olsun. Tamam dedim. KDV oranına dikkat edin. 0 görünüyor. Çıktığım an hepsi %10 olmuş olacak. KDV oranlarının tamamı %10 olmuş oldu. Bu şekilde tek tek yapacağınız işlemler yerine topluca toplu işlemlere gelip ekrandaki tüm ürünlerinin tüm aşamalarını, tüm kolonlarını değiştirebilirsiniz.